1947 Haziran ayında Sumatra açıklarında ilerleyen bir gemiden diğer gemilere kaptan dahil mürettebatımız öldü, ben de ölüyorum diye bir mesaj gelir. Diğer gemiler hemen yanlarına gider ancak gemide bir tane köpek de dahil olmak üzere sadece cesetlerle karşılaşırlar. Mesajları gönderen tayfa da haberleşme odasında ölü bulunmuştur. İşin tuhaf tarafı ise ağızları sonuna kadar açılmış, suratlarında korku ifadesi ve dişlerini sıkmış bir şekilde duran ölülerin hepsi güneşe doğru dönmüş ve güneşi işaret ediyorlardı. Diğer bir ilginçlik ise ölenlerin vücutlarında darbe veya yaralanma belirtisinin görülmemiş olmasıdır. Gemiden çıkan dumanlar sonrası gemi aniden patlamış ve yardıma gelenler son anda kendini kurtarmıştır. Bazılarına göre okyanus dibindeki yarıklardan çıkan metan veya başka bir kimyasal mürettebatı zehirlemişti. Bazılarına göre ise uzaylıların ya da bazı varlıkların saldırısına uğramışlardı. Geçtiğimiz yıllarda çeşitli sebeplerle hayvan ölümleri artmaya başladı. 2009'da Tazmanya sahilinde yüzlerce ölü balina ve yunus bulundu. 400 tanesi sebepsiz yere denizde ölürken 200 tanesi kendilerini sahile attılar. Bu balinalar kurtarılmaya çalışılsa da 140 tanesi sahilde öldü. Birkaç ay sonra ise 150 balina daha ölü bulundu. Ekolojide değişimler incelendi ama yine de bu olayın sebebi bulunamadı. Balina ve yunusların yanı sıra dünyanın her yerinde son yıllarda toplu kuş ölümlerine rastlanıyor. İlk olarak ABD'nin Arkansas eyaletinde çok sayıda kuş ölü bulunurken hemen arkasından benzer bir olay başka bir eyalette daha yaşandı. Aynı günlerde İsveç'te yollar yüzlerce ölü karga ile kaplandı. Hayvanların neden topluca intihar ettiğinin nedeni ise bilinmiyor. Hiç büyük bir su kitlesinin ardında kuru bir çayır bırakarak ortadan kaybolduğuna şahit oldunuz mu? İşte bu gizemli göl Oregon Gölü. Peki bu gölü bu kadar gizemli yapan nedir? Her yıl göl kaybolmaktadır ya da başka bir deyişle bir delik aracılığıyla boşalmakta ve yok olmaktadır. Tabii gölün etrafını çevrilen dağlardaki kar eriyip bu alanı tekrar su ile doldurana kadar. Bu nedenle bu göl kayıp göl olarak da adlandırılmaktadır. Peki gölde bulunan su delikten geçtikten sonra nereye gitmektedir? Bu durum hala bir sırdır ve üzerinde hala çalışılmaya devam ediliyor. Şubat 1959 gecesi Ural Dağları'nda meydana gelen olayda gençler tırmanış için 9 kişilik bir grup halinde daha doğru yola çıkarlar. Belirlenen süre içinde geri dönmeyince aileleri ve bir arama ekibi arkalarından giderler. Arama ekibi 6 gün sonra gençlerin çadırlarını bulurlar. Ancak çadır paramparça olmuştur ve gençlerin ayak izleri çadırdan 500 metre sonra kayboluyordu. Ekipler ağaçların arkasında, ateşin başında üzerlerinde sadece iç çamaşırları olan 2 kişinin cesedini bulurlar. Az ileride de 3 ceset daha bulurlar. Diğer 4 cesedi de 2 ay sonra bulurlar. Daha sonra yapılan incelemede ölenlerin kıyafetlerinde yüksek oranda radyasyona rastlanmıştır. Ekipten 50 km uzakta kamp kuran başka bir grup, olay gidişinde kuzeyde garip turuncu küreler gördüklerini rapor ederler. Olay yerinde garip bir metal parçası bulunduğu da rapor edilir. Bazı cesetlerin burnunun bir kısmı kesiktir. Bazılarında göz, dil ve benzeri kayıp organlar vardır. Ural dağlarında yaşanan vahşet gizemini hala koruyor. 9 genç dağcının korkunç bir şekilde ölümüne sebep olan büyük trajediyi kimilerine göre uzaylılar, kimilerine göre ise gizli bir Sovyet silahı sebep olmuştu. Her iki şekilde de ortada aydınlatılmayı bekleyen bir gizem var. Dünyada son 300 yılda kayıtlara geçen 232 tane kendi kendine yanma vakası bildirilmiş. İnsanların bir dış tetikleyici olmadan içten başlayarak alev alıp kül olana kadar yanması bugüne kadar açıklanabilmiş değil. Dünyada yüzlerce kendi kendine alev alma vakası var ve bu olayların çoğu ev kazaları sonucu çıkan yangınlar gibi anlatılıyor. Oysa durum biraz farklı. Araştırmacılar sebebini iki başlık altında topluyor. Bilimsel ve bilinmeyen nedenler. İlk başta kulağa imkansız gibi gelse de dünyadaki en tuhaf olaylardan bir tanesi de ortada hiçbir neden yokken kendi kendine yanıp kül olan insanlardır. Tıbben insanların kemiklerinin tamamen kömürleşmesi için birkaç saat boyunca 1500 ila 2000 santigrat derece ve üstü ısılara maruz kalması gerekirken bir anda kendi kendine yanıp kül olan insanların gizemi nedir? Bu gizem nasıl açıklanabilir? Hem de geride bir kemik dahi kalmayana kadar yanmak. Yorum sizin. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.